Nasılsınız? İyi misiniz? Masaj yapayım mı? Teşekkürler. Biraz masaj yapayım böyle. Tamam. Sen de masaj yapayım. Oh! Yapmayayım mı? Bana yapabilirsin onun yerine. Oh. Sen de yapmamı istemiyor aşkım. Sana yapayım mı? Bana yapsın. Ona mı yapsın? Teşekkür ederim. Sen bana düşman mısın? Selam arkadaşlar, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde beni ne kadar iyi tanıyorsun testi yapacağız birbirimize ve kaybeden kazananlara yemek ısmarlayacak. Oyunumuzun çekişmeli olmasını bekliyorum. Çünkü bir taraftan aralarında çok da yaş farkı olmayan hala ve yeğenler var. Birlikte büyümüşler, birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Bir tarafta Seda ve ben 5 yıldır birlikteyiz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ama öbür taraftan da Mert'le ben birbirimizi çok daha fazla seviyoruz ve çok daha fazla tanıyoruz balımıza nazaran. Bence bu doğru. Öyleyse yavaştan başlayalım. Soru başına puanlar kazanacağız. En az puanı kazanan, oyunu kaybeden olacak ve hepimize Migros yemekten yemek ısmarlayacak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Migros yemek açıldı. Artık Migros uygulaması içinden yemek siparişi verebiliyoruz. Lansmana özel süper bir kampanyası var. Ocak sonuna kadar verdiğiniz ilk 3 siparişte restoran fark etmeksizin bütün restoranlarda geçerli 30 TL indiriminiz var. Bunun yanı sıra uygulama içinde sürekli yeni kampanyalar, markalara özel indirimler bulunuyor. Bunun için takipte kalın. Migros yemek şimdilik belirli bölgelerde ama yakın zamanda her yerde hizmet vermeye başlayacak. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hazırsak oyunumuza başlayalım. Ben yavaştan acıkmaya başlıyorum çünkü şu oyunu bitirelim de balım bize yemekleri ısmarlasın. Eva normalde yarışmıyor tabii ki de ama ben Eva için bazı sorular hazırladım. Puanlama sistemini şöyle yapacağız. Eva'nın sorularını bilirseniz eğer artı bir puan kazanacaksınız. Bilemezseniz eksi bir puan hanenize yazılacak. Çünkü kızımı ne demek tanımıyorsunuz? Tamam. Mesela Seda bildi sen bil... Aşkım düşünmüyorsun değil mi? Hayır ya, ben geri giderek kalemi kapağını aldım. Vallahi ben yapmadım bir tane. Eva'nın birinci sorusu. Eva'nın en sevdiği oyuncağı. Eva'nın en sevdiği oyuncağı. Aşkım... Masayı boya mı kız? Aşkım tahta kalem ver ona. Neyle oynayayım? Ama bunlar hileli sorular. Evet. Çocuğunuz. Çocuğumuzdan ziyade. Çocuk 3 tane en çok oyuncakla oynuyor. Şimdi hangisini ben şey yapayım? He, var ya sırf kendi cevabını şey yapmak için şu an. Hala bence sen yanlış bildin, ben doğru bileceğim. Bu ne demek ya? İhtiyacın aklına gelmemiştir bu. Doğru cevap bu. Bakın ben de bebek yazdım ama Eva en çok bebekle, mutfak ve bebek arabasıyla oynuyor. En çok bebeğiyle oynuyor. Mert yanlış yazdı ama. Ne demek yanlış yazdı? Sarı esnek bebek diyorsun. Yine fark eder, bebek bebek değil mi? Büyük bebeğini seviyor en çok. Ya. Ve sürekli onunla falan uyuyor yani. Yaz kendine eksi bir. Eva'nın bir diğer sorusu. En sevdiği yemek. Abi siz hep anne babalıktan gidiyorsunuz. Ben nereden bileyim? Bu senin de çocuğun. Bileceksin tabii ki. Benim çocuğum değil. Senin de çocuğun. Elinde büyüdü ya, resmen çok ya. Yemek seçiyorsun ha. Eva'nın en sevdiği yemeği bilmiyorsun değil mi? Biliyorum. Ney? Tamam göster hadi. Pilav. Evet. Pilav. Evet doğru, pilav. Yaz herkese artı bir. Oralarda değil. Sana bir şey yazmıyorum değil mi Nisan abi? Evet ben buradan puan kazanamıyorum. Ama size avantaj sağlamış oluyorum. Evet. Çünkü yani ben büyük muhtemel yenileceğim için. Eva'nın en sevdiği ebeveyni. Baba. Çok büyük haksızlık abi. Benim lan. Anasıyım ben onun. Ben. Ben. Hayır Mert abisi. Aksini iddia eden Nisan'dır. Sence ne Mert? Mert abisi. İkinize de eksi bir yazın. Eva'nın en sevdiği ebeveyni de benim çünkü. Eva'nın en sevdiği şarkı. Eva'nın en sevdiği şarkı Çingenem. Hatta geçenlerde Seda bir tane video paylaşmıştı Eva'nın oynadığı. Tabi Seda oraya başka bir müzik eklemiş ama onun orijinalini telif yememek için çok kısa koyacağım. Eva'nın en sevdiği film. Ben onu yazamam ki ama. Okunduğu gibi yaz. Shrek. Shrek. Nasıl yazdın Shrek'i? Shrek. Yanlış yazmış. Yanlış yazmışım. Kendin eksi bir yaz. Hayır öyle bir şey, ben sana dedim. Eva'nın sorularını bitirdik. Mert puanları topla bakayım. Halam 3 puan. Evet ben 1 puanım. 3-1. Halam beni yeniyor. Tamam. Allah'ım ilk defa. Kızımı yeterince iyi tanıyormuşum çok şükür. Mert'in sorularından başlayalım. Mert başla. Dün akşam konuştuğumuz gibi kıps. Ya benim hiçbir şeyden haberim yok. Bunlar bütün planı programı yapmışlar. Resmen ben yenileyim diye şu an yapılıyor bu yarışma. Öyle olsa ben 3-1 yenilir miyim sana? Evet şu an en önde sensin ya. Daha oyun başlamadı çünkü. Yo oyun başladı, bu puan senin hanende yazılı şu an. Sabah uyandığımda yaptığım ilk şey. Bak şimdi ben buraya şimdi yazacağım. Yüzünü yıkıyordur. Ya yıkamıyordur bu kesin şimdi. Ya demek yıkamıyordur. Yani boşu boşuna eksi alacağım şimdi. Eksi yok. Yo yo eksi yok bundan sonra. Bilemez sen 0. Direkt mutfağa geliyor arkadaş bu ya. Ben ne yapacağım odamda?
Tamam işte mutfağa geliyor direkt yani. Hayır yanlış. Tekrardan uyumak yazdım ben. Ya siz var ya, ya gidin ya. Bildim mi ya? Ne alaka? Ya ama bak ayıp yani. Uyandığında diyorsunuz yahu. Adam çok gerildi. Yaz artı bir. Konuşmuşsunuz dün anasını satayım, ondan sonra bana şey yapıyorsunuz. Ya öyle bir şey konuşmadık biz. Mert konuşmadık değil mi? Konuşmadık asla. Bak ikinci sorum geliyor, hazır mısın? Tamam. Değilim. Hayatım bir film olsaydı beni hangi ünlü oynardı? Soruya bak. Bu soruyu ben buldum. Hadi bakalım. Ha, adamın adını unuttuk ya yine. Dizide oynadığı karakterin adı da olabilir. Ben söylesem olur mu? Gerçekten çünkü emin değilim adamın isminden. Tamam şu an yazdığın şeyi görüyorum. Neyi tarif edeceğini az biraz tahmin edebiliyorum. Yanlış mı? Bilmiyorum, Mert biliyor cevabını. Ben bilmiyorum ki. Söylesem olur mu ya? Tamam söyle. Adamı bak diziyi izlemedim. Söylesin emin mi? Değilim. Necati Şaşmaz. Değil mi? Maradona diyecektin değil mi? Hayır yaz. Podet Elemdar yazdım ben de. Ben direkt şey düşündüm. 0-1'de oynayan Gio muydu? Neydi? Gio, Sio muydu? Çocuğun adı neydi o? O da oynayabilir ama sarışın ya. En sevdiğim film. Ben daha geçen izledik. Neydi ya? Hatta ben yarısında kalktım gittim şey oldum böyle içim şişti. Adamların adı, filmin adını unuttum. O değil, o değil. Değil mi? Oho, hile var. Lan adını unuttum filmin. Neyse belki sen yanlış yazdın. Sanmıyorum. Siz anlaşmışsınız abi. Gerçekten çok ayıp ya yaptınız şu an. Yok yok anlaşmadık. Anlaşmadık. Ben Mert'in en çok sevdiği filmi yemin ederim biliyorum. Ben seni Kolpaçino. Ne? Değil mi? Kolpaçino'yu izleyip duruyorsun sürekli. Seviyorum da. Tamam yazdım o da. Değil. Ya seviyorum da deyip de ama yani. En sevdiğim o değil yani. En sevdiğim bilmen lazım. Durun. Sinirlendim şu an. Tamam yaz cevabını sonra kamerayı tutalım. Tamam düşünüyorum ya. Süre mi var Allah Allah? Süre mi olmak zorunda? Ne izliyor ki bu? Ne zaman gitsem elinde dizi olarak Kurtlar Vadisi var. Ya da The Orgyrars'ı falan izliyor. Vampir Günlüklerini falan izliyor. Sizin evde 3 kere bitirdim o filmi. Hem de televizyonda. Ben çok defa denk geldim. Bak biraz daha düşün. Mert neyi seviyor? Arabaları seviyor öyle düşün. Tamam ya. İğrençsin. İğrenç miyim? Hızlı ve öfkeli. Karımdır. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim saydıklarımı izlemiyor musun? Hepsini izliyorum ama en seviyorum sevdiğim. Seviyorum demiyor musun? Ama en sevdiğim. Nereden bileyim ben senin en sevdiğini? Nasıl neden bileyim? Ben eniştemekini biliyorum. Sen benimkini biliyor musun? Ben seninkini mi? Ha. Bilmiyorum. Ya siz niye kavga? Niye kavga ediyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Beni ne kadar tanıyorsun oyunun ismi. İsyan ya bilemiyor bilemiyor. Ben senin şey en sevdiğin filmi nereden bileyim diye kızıyorsun. Aha. En sevdiğim huyum. Yok ki. Aşkım kağıda yazacaksın ya. Seda bu oyunun kuralları bir türlü anlayamadık. Ya Mert'in var mı sevdiğin? Mert'in kendisinin mi en sevdiği huyu? Mert'in? Kendi kendine mi? Diyor ki. Ben diyor bu huyumu çok ya seviyorum. Benim en iyi huyum sence ne? Bence bu diyecek. Evet, ben sizinkileri okuyamıyorum. Mert oku. Çok çalışmam. Ya yürü git. Ya yani, yürü git. Sen ne yazdın? Yemek seçmesi yazdım ben. En sevdiğim huyu. Hayır onun bence en sevdiği şey buydur yani. Sürekli takıntılı ya böyle. Ben onu yemem. Ben bunu yemem. Hayır kız o kötü huyum işte. O kötü bir huyu ya. Olsun ona göre iyi bir şey ya o. Hayır. Mutlu bununla. Ne bileyim ama memnun. Manipüle ediyor şu an. Bir an ikna olur gibi oldum. Evet ikna oldum. Hayır savunmaya geç hemen. İkna olma. Bak geçen gün mantarlı yemek var diye sevindin. Sonra yemeyeceğini fark edip üzüldün. Neyse sen ne yazdın? Ben leblemeden leblebiyi anlaması dedim. Aynen. Bazı konularda çok iyi anlıyoruz, anlaşıyoruz. Değil evet. Ama hiç aklıma gelmedi. Yazmamışız. Çok çalışmak yazmışsın. Sen çok çalışkan bir adam değilsin. Değilsin çok çalışkan bir adamım. Aksine tembel bir adamsın. Hayır. Ya iyi sabah yaptın ilk iş tekrardan uyumak nasıl? Soru çok şu... Şeydi ucu yani. Açık. Ucu açıktı yani. Tamam bana artı bir yaz. Hayır. Ne alakası var yanlış. Bak sen ne manipüle ediyorsun. Bence bana da artı bir yazılması lazım. Yemek seçmesinde sen hiç mi? Sen komple yanlış yapmışsın. Bir süper kahraman olsaydım hangisi olurdum? Oğlum ben her şeyi yanlış yazıyorum ya. Ben bunu yanlış yazdım. Türkçe yaz. Türkçesi yanlış bence. Ya yürü git gördüm cevabını. Hayır kaldı. Ya ne alakası var? Ne? Sen hayatta olmasın öyle niye bir şey. Niye olmayayım hiç? Olmazsın. Benim cevabımı ben... görünce diyeceksin ki oha insan abi beni benden daha iyi tanıyor. Aynen ben. Süpermen. Süpermen ne alakası var? Ne alakası var? Yedi bir adam gidiyor. Süpermen'e 5 kuruş parası yok. Sen Iron Man olmak istiyorsun. Ya onu ne yapayım enişte parayı? Ne demek ne yapayım? Ben bu ödümsüz. Ödümsüz değil o yeşil taşla birlikte ölüyor. Kahroluyor. Çok güçlü. O demir ölüyor gidiyor işte. Öldü gitti. Ne oldu? Sen örümcek adamı sevmiyor muydun ya? Seviyorum da yorulurum.
Yorulurum böyle ağlatmayı böyle. Az önce çok çalışkan olmak. Mertciğim bir puanları topla bakayım. Kim önde kim arkada bir anlayalım şunu. Sedalan 4 sen 3'sün. Burada halam hangi şeyi senden, bilmiş? Halam bir senden bilmiş. Sadece bir tane şeyi bildim. Neyi bildin? Hızlı ve öfkeli işte. Ha, onu da ben söyledim de bildin ha. Ha ayıp olmasın diye. Neyse Allah razı olsun. Karımdır. Zombi kıyafetinde ne kadar hayatta kalır? Ha pardon. Ya bu kıyafet. Seda beni çıldırtıyorsun. Ya aklım gitti çok üzüldü. Ya. Tamam. Sen çocuk doğurduktan sonra aklının yarısı gitmişti değil mi? Evet. Ne zaman geri gelir? Artık gelsin. Geri bir bölüm mü yapsak ya? Seda ile video çekme challenge. Ya ben evet. Dünyanın en sempatik, en tatlı, en komik, ondan sonra en ılımlı insanıyım. Sen benimle video çekemiyorsan kimseyle çekemezsin. Enişte seni manipüle et, izin verme. Evet ya Scarlett Witch aklıma girdi anında hemen öpmeye falan başladım kızı ya. Şeytan ya. Zombi kıyametinde ne kadar hayatta kalabilirdim? Cevabımı yazdım ve doğru cevap olduğuna çok eminim. Ben de bir cevap da yazdım ama hadi gösterelim. Ne yazıyorsunuz lan? Sonsuza kadar. İkiniz de nasıl aynı cevabı yazabildiniz? Sen de mi? Yemin ederim bunu konuşmadık. Hiç konuşmadık. Sonsuza sen yazdın. Sen yazdın. En son ben zombi olurdum yazdım. Ha işte tamam, sonsuza kadar hayatta aynı kalıyorsun şey. Yani bir şekilde. İyi tanıyorsun bu doğru. Ben bu konuda herkese harcarım ya. Annemi, babamı, niye sana Mert'i hiç affetmem. Biz bu meseleyi Seda ile konuşuyorduk. Acaba hani sen dönüşürsen ben ne yaparım, ben dönüşürsem sen ne yaparım? Seda'nın dönüşüp benim hayatta kaldığım versiyonu şöyle oluyordu. Ben Seda zombi olmuş. Ben onu zincirleyip bir odaya kapatıyorum. Ondan sonra dışarıya kendimi atıyorum. Diyorum ki imdat yardım edin bilmem ne. Böyle masum insanları toplayıp getiriyorum. Seda'nın odasına kapatıyorum. Seda'yı masum insanlarla besliyorum. Diğer senaryoda ben zombiye dönüşünce Seda beni vuruyor. Senin için çok masum insana harcarım aşkım. Ama seni hayatta tutarım. Zombi mombi karımdır. Çok yaşa. Oh. Çok yaşa. O neydi lan öyle? Kurgusal bir evrende yaşasaydım bu hangisi olurdu? Ne o? O ne? Outlander. Outlander mı? Evet. O ne ya? Dizi ya. Niye Outlander'da yazmak istiyorsun? Evet. Yaşamak istiyorsun? İstediğini yazıyorsun. Şofben yok, kombi yok, buzdolabı yok. Farklı zamanlara geçiş yapabiliyorlar öyle düşün. Öyle mi? Hem zamanda yolculuk yapıyorlar, hem farklı bir evren. Hem de kıyafetleri falan bana çok otantik ve güzel geliyor. Şarkıları falan böyle. Diziye puanın kaç? Kesinlikle 10 üzerinden 9 falan bence. Halama eksi atıyorum. Bana niye eksi atıyorsun ya? Bu nasıl cevap? Bence de. Kimisi bilemediysek sen yanlış yapmışsındır. Ne alakası var Allah Allah. Harry Potter evreninde yaşamak istiyor. Ya gerçi onlarda da çok kavga gürültü. Voldemort'la falan uğraşamam ben ya. Evet onlarda da çok kavga gürültü var ya. Bitmiyor dertleri. Harry yani. Potter'da bence kimse yaşamaz ki bence. Okul bitiyor ve işsizsin ya da bankada çalışıyorsun. Hadi bakanlıkta yes. Çalışıyorsun. Ve çok saçma bir düzen var. Sektör yok. Ya çocukken hangi tuhaf alışkanlığım vardı? Bu soruda yenileceğimi hissediyorum çünkü bunu Mert daha iyi biliyor olabilir. Ney Mert oku. Erkeklerle top oynamak. Aa bir dakika ben bildim. Ben ne yazdım? Sokaktaki hayvanları eve getirmek. Ama ya sokaktan. Ne bulursan. Eve fare getiren Seda mıydı? Bendim. Alan mı? Kaç yaşındayken yapıyorsun bunu? 6 falan mı herhalde maksimum. Sürekli getiriyordum ama yani annem babam artık kafayı yiyordu. Ya kertenkele yakalıyordum getiriyordum. Örümcek besliyordum, tırtıl besliyordum getiriyordum yapraktan bul. Kedi köpek falan onlar artık normal. Normal. Kuş düşüyordu kuş yavrusunu alıyordum civciv getiriyordum onu. Ya ne bulsam sokakta hayvan getiriyordum yani. Siz jungle'da mı yaşıyordunuz ya? Adana. Bana bayıldığım bir şey söyleyin. Okunmuyor. Ya, okuyamadım lan. Okumayı gördüm de okuyamadım. Mercedes G serisi geldi aslında. Tatile gitmek mi? Evet. Senin evde sevdiğin şey tatlı ya. Ya şimdi şunların üçünü yan yana koysak hangisini tercih edersin? Yok tamam bu vazgeçtiğim bir şey. Mercedes'in yanında. En sevdiğim ders. Sen çok saçma bir şekilde şunu yazacağım. Ay Seda'nın cevabını gördüm. Ya hadi kaldın. Tamam hadi 3-2-1. Ne yazdın? Tarih yazdık ya. Ya Allah neyse. Ne alakası var? Ben yazdım. Senin resim yazdık. Resim yazdık ya. Benim. Senin tarihle ne ilgili bunu var? Bunu açıklayacağım. Benim resim öğretmenim lanet bir insandı. Tamam. Ve bana sürekli evet, bir veriyordu arkadaşlar. Resmimin iyi olmasına rağmen. Çünkü evet. Neden? Sürekli kadın para istiyordu. Ve aldığımız malzemelerle kadına tabloyu veriyordu. Kadın çiziyordu. Onları da satıyordu. Bu yüzden de ben sürekli resim dersinden bir alıyordum. Nasıl sevebilirim doğru, resim dersini? Doğru hatırladım ya. Ben resim yapmayı seviyorum ama resim ama, dersini tamam. Sevmiyorum. Mantıklı, dersten soğumuş olabilir. Yani nefret sizin hocanız bir kalpazandı. Yani. Tabii tabii yani. Hayalimdeki ev nasıl olur? Sen ne yazdın Seda? Bahçeli bir villa. Ya. Yes be. Ya. Bahçeli ya, olursa...
Bak bahçeli olur tavuzlu villa. Ya bak ne yazıyor? Cadde üstünde, merkezi bir yerde. Ben yıllardır söylediğim tek şey. Biz İstanbul'da neden taşınmadı? Ne alaka? İstanbul'da bahçeli evler vardı bir sürü. Bakmadık bile doğru düzgün. Hayır bak tamam ama evin tipiyle alakalı ben soru sordum yahu. Konumunu sormadım ki. Bunu bunun içinde canım. Tamam o zaman kabul et. Tamam o zaman cadde yani üstünde bahçeli bir ev. Ben işte yanlış bilmişim, bizi manipüle etme. Ya ne alakası var ya? Bak yeni kelime öğrendim zaten. İstanbul'da... Puanları bir tekrardan hatırlayalım şimdi. Şu an ben kaç puanım? Şu an sen 6'sın. 6 puansın. Oha baya ben öne geçmişim ha. Nisab 6'da kaldı mesela. Şu an 4-4'üz. 3 soru bilen Nisab'ı geçiyor. Aaa. Fazla avans verdim ben size ya. Neyse ben sorularımı değiştirsem mi acaba? Gıcık gıcık şeyler sorayım mı? Ne alakası hayır, var? Hayır. En büyük hayalim nedir? Soru. Oğlum ya ben her şeyi yanlış yazıyorum ya. Hadi bakalım. 3-2-1. Enişte sen ne yazdın? Siz ne yazdınız ya? Ya yemin ederim onu yazacaktım dedim ki o kadar... En büyük hayalim bu mu? Ha araba. Tam böyle konforlu lüks aile arabası. O yüzden yani çok güvenlikli bir araç olduğu için. Yani onu istiyorum açıkçası. En büyük hayali de değildir yani. En büyük yani de değildir. Ya yani şimdi kaç... Lan çok pahalı bir araba yani. Ama benimki daha pahalı. Kaç? 15-20 milyon minimum. Ya ben benim Supra'm olsa ben ne yapacağım onunla? Ben ya Eva'yı bindiremem ki ona. Ben öyle düşünüyorum artık. Eva'yı bindireyim. Tamam oğlum ben Mercedes Maybach falan da 20 milyon. Bir de oğlum bunu şeyi var, trafik sigortası var, kaskosu var, onları da düşünmek lazım. Hayali bile şey kim ya adam. Bile... ya gerçekçi bir hayal yani. Bir Rolls Royce falan. Benim... Gelecekten beklentim de o zaman böyle. Hayal deyince sanki böyle hani. Evet ben de şunu ya benim cevabım ne demek siz? Ne haddine beğenmiyorsunuz neyse, ya? Neyse tamam ben dedim ki. Ne yazdın? İyi bir baba olmak. Ya ben zaten ya, o zaten çok ben zaten iyi bir babayım. Ben de şey yazdım. Mr. Best kanalının abone sayısına geçmek. Bu hayalin değil mi? Oğlum Türkiye'de o kadar insan yok ki. Adam 100 milyonu geçmiş evet, Türkiye'de. Ya, sen biraz mantıklı düşünür. Türkiye'de var insan 80 milyon. Suriyelilerle falan. En sevdiğim şarkıcı. Bir de metal falan dinliyor. Yabancı metalci. Ben yazayım cevabımı artık. Siz düşüne durun. Grup ismi yazsa? O da dahil. Hepsi dahil. İnşallah benden görüp de bunu farklılaştırmadı, senin deşeyi şey yaparım. Kesin farklılaştırdı. Duman mı yazdın? Duman yazdım, mangam yazdım. Duman mı? Megadeth. Ne? Sen ne yazdın? Megadeth. Ne hayır hayır. Böyle bir karalamayacağım, yüzünü tutuyorsam diye. Benziyordu ama. En sevdiğim yemek. Yes be, yes. 3-2-1. Seni tavuk yazmış, adam kaybetti. Tavuğun her şey ekşisini yiyor adamı tavuklu pilav, bunu doğru kabul edemem. Ne alakası var ya? Tavuk ve pilav iki ayrı yemek değil. Sen ikisini birleştirince tavuklu pilav oluyor. Mangalda da bayılıyorsun, tavuğu yiyorsun. Fırında da yiyorsun, pilavla da yiyorsun. Sen o tavuğu her türlü yiyorsun Nisan. Her türlü de çok sevdiğini söylüyorsun. Yani bir şeyi en çok sevmek için o yemekten başka tavuklu bir şey yemiyorum. Tavuklu pilav. Ne demek? Bak şey, yalan bizi manipüle ediyor bak. Tavuklu pilav. Seda bak. Son videoda bile bunun bahsi geçiyor. Son attığı son videoda bunun bahsi koyacaksınız. Geçiyor. Koyacaksınız. Tamam hadi yarım puan verelim. Tavuk yazdım ben. Yarım puan verelim. Tavuğun her çeşidi arkadaş. Kardeş bak doğru cevap bu. Tamam. Bunu yazmadıysan kabul etmiyorum. Tavuklu pilav. Bak biri bir yazmış. Sen son videomuzu izledin mi? Editini sen yapmadın ben yaptım. İzledin mi? Evet. Paylaştım izledin mi gerçekten? Evet. İzlemediysen izlemedin de. Yo izledim. Yalan söylüyorsun izlemedin de. Niye? İzledim niye? İzledim gerçekten. Ben videomuzu geceleri izliyorum. Enişte hile yapma bak. Birinizin bilsin yani biri. Üçe bölmeyek şu hesabı. Üçe bölmeyek yani. Bir dakika şimdi hakikaten beklemediğim bir şey oldu. 6-6-6 hepimiz berabereyiz. İkiniz de bilirseniz eğer ben kaybediyorum. Sen kaybediyorsun. Aa. Tamam hadi. Size sorduğum sorulardan birini soracağım. Bunu da siz karar verin. Haksızlık yapmayacağım. Eşlerim bayıldığı bir şey söyleyelim. Tavuk. XC90'da tavuklu pilav yemek. En büyük hayalim bu olabilir. Ben o arabada yemek yedirtmem kimseye. Ben dahil. Enişte sen kafana göre sor bizi. Evet. Yani bunlardan da sorma. Tamam soruyorum. Çocukken büyüdüğümde ne olmak isterdin? Ya ben senin çocukluğunu nasıl bilebilirim? Demek ki beni o kadar iyi tanımıyormuşsun ya, kardeşim. Anlatmıyorum. Sormuyormuşsun. Hiç ilgini çekmemişsin. Merak etmemişsin. Peki sen küçükken ne olmak istiyor muydun? Ben senin büyüdüğünde ne olmak istediğini biliyordum. Evet ama sen beni küçükken gördün çünkü. Ya ne zaman gördün? Ben seni kaç yıldır tanıyorum? 16 yaşından beri tanıyorsun. Ne zamandan beri tanıyorum ben seni? 4 yıl önce tanışmadık mı? Evlenmeden önce. Biz 3 yıl önce evlendik. Tamam ondan 1 yıl önce nişana geldin. Ama hiç seninle muhabbet etmedik. Ettik okey'e gitmiştik hatırlamıyor musun?
Her neyse ben seninkini biliyorum. Ya ben salladım bir şey, yalan söylemeyeyim. Hiç konuşmadık çünkü biz seninle bunu. Ya eşinle bile konuşmamış. Ondan sonra bak şimdi takipçiler yazacak ki, ya siz ne biçim karı kocasınız, birbirinizi ne kadar tanımıyor musunuz? Yazacaklar, haklı çıkacaklar yani. Arkadaşlar zamanımızı daha kaliteli şeylere harcıyoruz. Evet, geçmişi değişmiyoruz. Birbirimizi tanımakla ilgili vakit kaybetmiyoruz. Biz direkt aksiyon adamıyız. Ya hayır ya, bence bakın şimdi çocukken yediğin veya en sevdiğin bir yemeğin önemi yok bence. Şu an yaptığın şeylerin önemi var. Beraber anılar oluşturuyorsundur vesaire vesaire. Bundan sonrası önemli. Benden öncesi değil ki. Ben de katılıyorum ya. Biz şimdi hani oyun oynuyoruz da hani derinine inince aslında sen hangi rengi seviyorsun? Çok bana ne ya? Bir yetişkin olarak söylüyorum. Bu tür detaylara önem vermek biraz şey. Artık 30 yaşında geçtikten sonra diyorsun ki ya bunlar artık hani biraz çocukça şeylermiş. 20'li yaşlarda çok daha erken tanışmış olsak şeyi sorardım belki. Sen kedi insanı mısın? Köpek insanı mısın? Yani. Bir hayvana dönüşseydin ne olurdun? Aslan mı kaplan mı falan gibi şeyler yapardın. İyi ki biri bana bunları yapmıyor. Ya bunu da bilirsiniz artık ya. Bilirsiniz ya. Bilemedim değil mi? Göster ya. Cevapları. Ne? Karikatürist. Öylesin zaten. Sen ne yazdın? Ne bileyim, resim öyle. Resim mi? Ben doğru bildim be. Bu kadar şeydesi. Allah'ım. Seda kaybettin farkında mısın? Bak bu kadar şey konuştuk ama bunu da bilirdim. Bak bak, hayır. İkiniz bir kaybettiniz, zaten olacak. 6-6 7'yim ben. Aa. Ben de mi kaybettim? Senin sorun ne, sen puan almadın burada. Bana... Ya. Ben kazandım be, yes. Yes. Velhasıl ben acıktım. Seda. İyi Mehmet öyleyim. Balım kaybettik. Ya bu biz burup yemek ısmarlayacağız şu an, farkında mısın? Ya ben de acıktım artık, yiyelim ya. Evet, ben ne ısmarlamak istersin? Şimdi yarı yarıya püftü püftü mi yapıyoruz aşkım? Evet, umarım nakitim vardır. Bende yok. O zaman seni uygulamandan söyleyeceğiz. Bende var çünkü nakit. Sen oradan ısmarlayacaksın, ben sana nakit paramı veririm. Anladın mı? Seni kredi kartından çekeceğiz yani hesabı. Niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Yarısını vermek için mi? Bende var o kadar nakit. Ben yarısını sana veririm. Tamam. Okey. Pizzalarımız geldi. Bu senin. Bu senin. Hazırsanız Yüzüklerin Efendisi'ni açıyorum. Ya açmadın ya. Ben gidip içeride TikTok izleyip pizzamı yerim ha. Emiliğin Paris'lerin daha iyi.